Kanal T ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bir Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla daha karşınızdayız efendim. Bu akşam sizler için bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Bunu konuşacağız. Evet İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım diyorum. Bağışıklık sistemini hastalıklara karşı nasıl güçlendirebiliriz? Ne yapmak lazım? Evet ne yapmak lazım? Ne kullanmak gerekir? Günümüzde insanlar çevre faktörlerinden dolayı fabrika bacalarından çıkanlar, toksik maddeler, arabaların egzozundan çıkan toksik maddeler, evde kullanılan hijyen maddelerin içerisindeki kimyasal maddeler, sağlıksız beslenme vesaire vesaire yani çevre faktörleri ve kullanılan ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi çöküyor ve insanlar çok kolay hastalanıyor. Bazıları E vitamini, bazıları C vitamini kullanıyor, bazıları demir, bazıları kalsiyum, bazıları omega 369 çeşit çeşit. Yıllar önce Almanya'da gittiğimde Amerikalı bir tanıdığıma baktım. Günde 3-4 defa 9-10 çeşit hap kullanıyor. Omega, kuenzim, vitamin, şu vitamin, bu vitamin durmadan hap kullanıyor. Avuç avuç ne olur dedim. Ya çevre çok kirli, çok kirli hastalanırız. Valla dedim bunların yan tesiri var. Çünkü doğal değil, sentetik. Nihayetinde bunlar da nereden yapılıyor, nasıl yapılıyor? Kimyasal yani E vitamini yapılıyor. Şuradan buradan elde ediliyor. Yani doğal değil. Bünyeye zarar verir. Daha çok hastalanırsın dedim. Yok yok falan. Tabii ki etkisinde kalmış. Şimdi yapılan son araştırmalarda mesela Finlandiya'da prostat, iyi huylu prostat büyümesi olanlara E vitamini verilmiş. 5000 kişi deney yapılmış. İyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine dönüşmüş. Oo çok hata yaptık dediler ama adamcağızların prostatı gitti. Kaş yapayım derken göz çıkardılar. Kalsiyum veriyorsunuz birine ama kalsiyumla magnezyum birbirine zıttıdır ve dengeli olarak verilmesi gerekir. Kalsiyum verirken magnezyum olmazsa problem olur. Veyahut da fosfor oranı azalırsa yine problem olur. Birine fosfor verirseniz kalsiyum düşerse kemikler yumuşar. Bu ayarı nasıl yapacaksınız? İnsanın bünyesindeki böyle şeyleri oynadığınız zaman demir ver, bakır ver, şunu ver, bunu ver. Bünyeyle oynamamak gerek. Oynadığınız zaman hayatınız kayar. Bir hanımefendi geldi geçen. Demir eksikliği nedeniyle biraz fazla demir vermişler işte. Demir hapı fazlaca kullanmış. Kandan demir iğnesi yapılmış. Aa karaciğeri demir depolamış. Ne oldu? Şimdi demiri tetikleyen, demirin kanda yükselmesini tetikleyen C vitamini içeren hiçbir şey yiyemiyor. Ne oldu? Bir şey yapamıyoruz demiş doktor bu sefer. Kadıncağız karaciğer gitti. Yapacak bir şey yok. Bakıyor. Şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, şudur, budur vesaire. O halde ne yapmak gerekir? Amerika Birleşik Devletleri'nde uzay merkezi NASA ve Avrupa uzay üstü uzaya giden astronotlar için çok güzel, çok doğal, çok etkili bir ürün geliştirdiler. Sadece bir bitkiden. O da nedir? Spirulina. Mikro yosun. Mavimsi yeşil renkli mikro yosun. Çat Gölü'nde yetişir. Hawaii adalarında yetişir. Meksika'da yetişir. Avustralya'da yetişir. Türkiye'de de üniversiteler bunu yetiştirmeye başladı. Bir kilo spirulina, bir ton sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzim, glikozu içerdiği gibi fazladan esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitleri de içeriyor. Doğal. Sadece anne sütünde bulunan omega 3, 6, 9 yağ asitlerini içeriyor. Balık yağındaki olan. Dünyada en doğal ve tek başına bütün vitaminleri, bütün mineralleri, bütün omega yağ asitlerini dengeli olarak içeren rastgele değil. Bu nedir? Spirulina. Allah'ın izniyle. Evet. Yani siz laboratuvarda, fabrikada E vitamini yapıyorsunuz. Vatandaşın iyi huylu prostatı prostat kanserine dönüşüyor. D vitamini veriyorsunuz. Demir veriyorsunuz. Karaciğeri depoluyor demiri. Vatandaşı zehirliyorsunuz. Kalsiyum veriyorsunuz. Magnezyum azalıyor. Bu sefer baldır ve bacakta ağrılar, sızılar vesaire vesaire. Şimdi spirulina ile ilgili
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO geleceğin en iyi gıdası demiş. ABD yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA en iyi besin takviyesi diyor spirulina için. Uluslararası Gıda Konferansı da en doğal besin demiş vesaire vesaire. Yani çok şey demişler. Ben bunlardan birkaç örnek vereyim. Ne içerir? Efendim vitamin A yani beta karotin içerir. K vitamini B1, B2, B3, B6, B9, B12. H vitamini B8, B9, E vitamini. Doğal, kimyasal değil, doğal, sentetik değil. Minerallerden kalsiyum, demir, fosfor, iyot, magnezyum, çinko, selen, bakır, mangan, krom, molibden, sodyum, potasyum, bor. Balık yağlarından omega 3, 6, 9, her şey dengeli, rastgele hiçbir şey yok. Daha devam ediyor, saymaya vaktimiz yok. Amino asitlerden esensiyel, yani besinlerde olan ve besinlerde olmayan da içeriyor. Doğada hiçbir bitkide olmayan şey var. Esensiyel ve esensiyel olmayan. Yani vücudumuzun salgıladığı ve salgılayamadığı amino asitleri içeriyor. Hiçbir gıdada olmayan, sadece anne sütünde olan. Aynı zamanda spirulina'da da var. Sadece bu bitkide var. Başka hiçbir bitkide yok. Şimdi spirulina bir mikro biyosun. Şöyle açacak olursak şu kapsülü böyle mavimsi bir mavimsi yeşil. Nasıl göstereceğiz? Şurada mı? Kamera. Evet görüyoruz abi. Şurada mı? Evet. Mavimsi yeşil biyosun. Doğal olduğu için kişi günde 3 defa 2 kapsül alabilir. Fazla aldı diyelim. Birleşimindeki fazladan mineral, vitamin, efendim, amino asit, omega yağları fazladan aldınız. Fazla, ben fazla alıyorum mesela. Ne olacak? Normal olarak günde 3 defa 2 dedik, 3 defa 5 aldın. Ne olur? Fazladan pırasa yemişsiniz gibi fazlalığı dışarı atar. Hiçbir toksik özelliği yoktur. Herhangi bir zararı yok yani. Herhangi bir zararı yok. Faydası çok. Kişiye enerji verir. Her türlü vitamin, mineral, enzim, amino asidi içerdiği için beyin çalışır. Çünkü omega yağ asitleri beyni çalıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişi hastalanırsa hastalığı çok kısa sürede atlatır. Bağışıklık sistemi güçlendiği için. Her yaşta yaşlı olsun, bebek olsun, çocuk olsun, her yaşta herkes kullanabilir. Hiçbir problem yok. Hiçbir yan etkisi yok. %100 doğal. Spirulina kullandığı zaman kişi genç, dinç kalır, vücudu aranır, temizlenir. Bağışıklık sistemi %100 güçlendirir ve doğaldır. Yani eczaneye git, şu vitamindi, bu mineraldi, şu enzimdi, bu amino asitti. Gençler bilhassa böyle ne diyorlar, body yapanlar, yani vücut geliştirme, çeşit çeşit proteinler, amino asitler vesaire vesaire, hepsi tehlikeli. Almanya'da bir genç fazladan böyle proteinler almış, tabii kimyasal madde, göğsü buradan pat yırtılmış, şöyle, kaslar yırtılmış, aşırı kimyasal hormonlu ilaçlar, bütün hormon dengeleri bozulmuş. 27 defa ameliyat oluyor, ameliyat tutmuyor, yine yırtılıyor. Göğsü parça, kaslar parçalanmış. Aşırı kimyasal, özellikle böyle vücut geliştirmesi için meraklısı olanlar asla bu tür ürünler kullanmasınlar. Çünkü kas geliştireyim derken cinsellikleri de gider. Böyle bir riziko da var. Oysa burada böyle bir riziko yok. %100 doğal spirulina kullan. Yan tesiri yok. Artı bir şöyle özelliği daha var. Nedir? Beyaz Rusya'da Çernobil bu radyatör kazasından sonra Beyaz Rusya'da birçok çocukta, küçük çocukta, yaşı 10 ile 16 yaş arasındaki çocuklarda çok ağır mide bağırsak enfeksiyonları, yani midede gastrit, ülser, bağırsaklarda ülser gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmış. Klinik araştırması yapılmıştır. Spirulina ile
radyoaktif madde nedeniyle ortaya çıkan bu tür rahatsızlıkları %95 oranında iyileştirmiştir. Mükemmel bir çalışma yapmışlar. Hiçbir yan etkisi de yoktur. Hocam şimdi depresyona geçeceğiz ama onun öncesinde ben başka bir şey sormak istiyorum. Tabii bununla bağlantılı olarak insanlarda fazla ilaç kullanmak depresyona yol açar mı? Şimdi çok çok tehlikeli aşırı ilaç kullanmak bütün hasta günümüzde insanlar çoğu depresif. Depresyon, bunalımda. Neden? Artık insanlar büyük şehirlerde yani küçük küçük evlerde, evciklerde yaşıyor. Bir oda, iki oda. Arkadaşıyla yaşıyor, çevresiyle yaşıyor. Ailesinden birçok insan kopmuş. Küçük küçük odacıklarda. Allah'tan ki Türkiye'de henüz Çin gibi değil. Çin'de mesela insanlar neredeyse 4-5 metrekarelik şeyler içerisinde yaşıyorlar. Kafes gibi. Bunalım içerisinde. Yani kafes gibi bir yerde yaşıyorlar. Ortak mutfakları, ortak tuvaletleri. Almanya'da da çok yaygın bu tür bekar evleri denilen evlerde. Yani bu tür zor şartlarda yaşayan insanlar, yani aile yok, çocuk yok, anne yok, baba yok. Kafeste kuş gibi. Bu insan ne yapıyor? Sabahtan akşama çalışıyor. Akşam yiyor, içiyor, gidiyor. Televizyon seyrediyor, yatıyor. Sabah kalkıyor, işe gidiyor. Akşam geliyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Robot, otomatiğe bağlı. Hayat yok, bitti. Bu kadar mı yani? Otomatik, robot, makinenin bir parçası gibi. O duruma düşüyor insan. İşte buradan insanları çıkarmak gerekir. Nasıl çıkaracaksınız? Bu çemberden, bu şeytan üçgeninden insanları çıkarıp bir taraftan çalışırken diğer taraftan da yaşayabilmesi, bir aile, bir yuva kurabilmesi için sosyal hayata adapte olması evet, lazım. Yani Avrupa'da yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Devlet evlenen insanlara çok büyük maddi imkanlar sağlıyor. Yani diyelim ki bir genç bekar yaşıyorsa çok vergi alıyor. Kazancının %50'si vergiye gidiyor. Evli ise ondan çok az vergi alıyor. Bir nevi teşvik çocuğu, gibi bir şey. Evet, çocuğu varsa daha az vergi veriyor. Çocuğu varsa bir de çocuk parası veriyor. Evliliği sürdürmesi için efendim kirayı düşürdü, bunu yardım ediyor vesaire vesaire. Almanların nüfusu çok çok azalıyordu, korkuyorlardı. Yaşlı nüfus, bunlar gitti gidecek diyorlardı 15-20 yıl sonra. Alman diye bir şey kalmayacak dediği hesap düşünüyorlardı. Ama ekonomik tedbirlerle aileyi kurtarmak için almış oldukları kararlar kurtardı. Şimdi birçok Alman'ın, sadece Alman değil, bütün Avrupa'da böyle. Dünyada böyle. Yani Mısır bile nüfusu bizden azdı, bizi geçti. İran'ın nüfusu bizden azdı, bizi geçti. Türkiye'de 19,5 milyon, yani 19 milyon 500 bin evlenme çağında olup da evlenemeyen genç var. Evlenip boşananlar hariç. Bir de evlenip boşanıp da ikinci defa, üçüncü defa evlenmek isteyenler, sırada bekleyenler hariç. Yani Türkiye'nin nüfusu bu gidişle tedbir alınmazsa, yani Türkiye bölgenin en zayıf, en cılız ülkesi olacak. Çünkü evlenmesen çocuk yok, nüfus yok, enerji yok, güç yok, bittin gittin. Bütün dünya tedbir alırken biz uyuyoruz. Ne kadar uyuyacağız, ne zaman uyanacağız, ne zaman çözüm? İşte böyle zor şartlarda yaşayan insanlar bunalıma giriyor. Bunalıma girerse işte gelecek korkusu, panik, ölüm korkusu sarıyor. Dört duvar arasında kafes gibi yaşayan insanlar. Buna karşı çok güzel bir bitki var. Nedir o? Evet, biz insanlara evercik halimiz yok ama bitki bakımından... Evet, bir şekilde şey depresyona çözüm bulmak. Bazı rahatsızlara çözüm. Yani evlenmeden tabii teşvik etsek iyi olur ama imkanımız olsa da 19 milyon 500 bin kişi everebilsek. Eversek de Türkiye'nin nüfusu 15-20 yıl sonra dünyanın en güçlü ülkesi olsa. Zaten Türkiye buna tedbir almazsa dünyanın en güçlü ülkesi değil. Allah korusun, tehlikeli bir noktaya gidiyor. Çok riskli, çok büyük. 15-20 yıl sonra Türkiye dünyanın en yaşlı ülkesi olacak bu gidişle. En yaşlı ülkesi. Avrupa'ya, Amerika hepsinden yaşlı ülke. Yaşlı insanlar topluluğu olacağız. Türkiye'de bir de tembeller ordusu var. 30 yaş 39-40 yaşında herkes emekli oluyor. Emekli olanın kasları gevşer, organları gevşer, kalp atışı yavaşlar, tez yaşlanır, tez ölür. Yani tembel insan tez yaşlanır, tez ölür. Bir atasözü var.
Çalışan demir, efendim pas tutmaz hesabı. Bu sarı kantoron biraz kurumuş. Aslında böyle değil. Sarı kantoronun birleşiminde hipeforin denen bir madde var. Hipeforin. Evet. Hipeforin %1 oranındadır. Çok az. Bir kişide depresif bir rahatsızlık başlamışsa, panik atak, depresyon, stres, üzüntü, sıkıntı, iç bunalım, korku, endişe gibi rahatsızlık başlamışsa, sarı kantaron çayı hafif rahatsızlıklarda iyidir. Vaka ilerlemişse, sarı kantaron ekstresi gerekir. Ekstre nedir? Damıtılarak elde edilen özü. Damıtılarak elde edilen özütü, normal olarak bitkinin birleşimindeki etken madde %1. Şimdi mesela 100 gram sarı kantoronun birleşimindeki etken madde 1 gram. Şu da bir kapsülün içerisinde 1 gram. 100 gram çay içemeyeceğinize göre konsantre olması gerekir. Konsantre olursa ağır vakalarda sarı kantoron Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar artık hastalarına antidepresan olarak yazıyor. Türkiye'de de hastalara artık doktorlarımızın bunu reçete olarak yazması gerekir. Yani kimyasal ilaç yazarsan ne olur? Mesela bir beyefendi geldi geçen, doktor antidepresan vermiş, ne olmuş? Antidepresan kullanmış 3 ay sonra vatandaşın hormonu bitmiş, erkeklik gitmiş bitmiş. Doktor demiş ki evladım sen ne yaptın? Efendim antidepresan kullandım. İyi etmişsin, iyi halt etmişsin demiş, kızmış. Antidepresan kullanmış, cinselliği bitmiş. Hanımı demiş ki, hadi başın çaresine bak. Benden bu kadar yolumuz ayrılıyor demiş. Adamcağız gelmiş, bana ağlıyor. Ne olacak şimdi halim? Doktoruna git dedim. Doktorum bir şey yapamaz demiş. Dedim ben ne yapayım? Bakalım, çalışalım. Yani belki. Yani bu nedenle antidepresan kullanmak, ağrı kesici kullanmak. Birçok insan antibiyotik, ağrı kesici, çeşit çeşit haplar alıyorlar. Ne yapıyorlar? Leblebi gibi atıyor. Sanki hiç zararsız yan tesiri yokmuş gibi. Her türlü kimyasal ilaç tehlikelidir. Avrupa'da, Amerika'da binlerce insan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yılda 200 bin kişi ölüyor. Bu ne demek? Türkiye'de de ortalama en az yılda 50 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Ama bizde istatistik veri yok. Ortalama 50 bin kişi ölüyor. Ama bu konu gündeme gelmiyor. Kimse bu konuya değinmiyor, açmıyor. Gizli kapaklı kalmış. Evet. Evet, peki gastrit neden ve nasıl oluşur? Çözüm yolları nelerdir diyelim? Evet, telefon. Ondan önce bir telefon bağlantımız var galiba. Evet, iyi akşamlar efendim, buyurun. Alo. Alo, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Evet, biz sizi duyuyoruz efendim, buyurun. Yanlış yazılmış herhalde ya, şu İstanbul yanlış yazmışlar. Tamam, bir problem oldu galiba. Evet, biz gastritle devam edelim. Neden ve nasıl oluşur demiştik ve çözümü nelerdir, neler yapabiliriz? Evet, gastritin, ülserin sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri sebep olur. %20 virüs ve mantar sebep olur. Virüs ve mantar koloni şeklinde birlikte çalışır, arkadaş gibidir. Mantar varsa virüs var, virüs varsa mantar var demektir. Birbirini tamamlar. Bakteri de akıllı bakteridir. Helicobacter pylori hiçbir bakteriye benzemez. Sabun köpüğü gibi bir köpük üretir, içinde gizlenir. Mide asidi, mesela çocuk yuttu bilmeden bir paslı bir para yuttu. Saniyede pırıl pırıl eder, tertemiz eder. Çünkü çok sert bir mide asidi, çok sert bir asittir. Hidroklorik asit. Bu asit bakteri yok edemez. O kadar kurnaz bir bakteri, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori'ye karşı doktorların yazmış olduğu kimyasal ilaç, ismini vermiyorum, herkes bilir. Yani ismini versen mahkemelik olacağız, uğraşacağız. Midedeki bakteriyi bu kimyasal antibiyotik ilaç yok edebilir. Fakat gastrit ve ülserden daha ağır ve çok daha tehlikeli hastalıkları tetikler. Neden? Bu antibiyotik
midedeki bakteriyi yok eder ama bağırsaklardaki faydalı bakteri de yok eder. Vitamin B6, B12 vitamini, folik asit üreten, yağları, yağsını, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glukozları dönüştüren, bizim için çalışan milyarlarca bağırsağımızda işçi var. Bizim için çalışan işçileri biz öldürüyoruz, kendi işçilerimiz. Bize vitamin, mineral, enzim üreten. Faydalı bakteriler yok olursa mantar çoğalır. Mantar ne yapar? En toksik, en ağır, tehlikeli alkolleri üretir. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol. Duyarsınız falan tatil, falan tatil bölgesinde sahte alkol içti, zehirlendi. Neden? Yapamadıkları için o alkolü. İşte o, bunun içerisinde metil alkol var. Veya metanol da denir. Şimdi bu çok tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar her gün üretiyor, sürekli üretiyor. Yavaş yavaş üretildiği, az üretildiği için karaciğer bu bağırsakların gelen toksik maddeyi arıtıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamaz hale geliyor. Karaciğer de bitiyor, iflas ediyor, siroza dönüşüyor. Yani karaciğer, sirozun, hepatit B'nin, hepatit C'nin sebebi %90 bağırsaktaki mantarlar. Bu bakteri akıllı bakteri. Ne yapacaksınız? Antibiyotik kullandınız, midedeki bakteriden kurtuldunuz. Fakat bağırsaklara yerleşen mantar nedeniyle polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kaptamar rahatsızları, panik atak, depresyon. Hastalıkların %95'i buradan kaynaklanır. Yani insanlar kendi kendini ne yapıyor? Bilerek değil, bilmeyerek zehirliyor. Kimyasal ilaç, midedeki gastrite sebep olan bakteriden kurtulacağım derken yallah gittin öbür tarafa. Çeşit hastalıklar, yavaş yavaş ölüm, alerji. Alerji kanserden daha tehlikelidir. Evet. Peki buradan saça geçecek olursak, saçları nasıl güçlendirebiliriz veya saç köklerine nasıl nüfuz edebiliriz? Var mıdır bununla ilgili özel bir bitki formülünüz? Bu da bağırsakla diyeceğim, vatandaş diyecek ki niye acaba? Evet, neden acaba bağırsak? Neden acaba? Hep bağırsak ki bağırsak. Saç köklerindeki hücreler neyle besleniyor? Vitamin, mineral, enzim, glikoz. Nereden geliyor bu kan? Kalpten. Kalbe nereden geliyor bu vitamin, mineral, enzim, glikoz? Karaciğerden. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi. Vitamin, mineral, enzim, glikoz yapıyor, yapıyor, yapıyor. 1,5 litre karaciğerde kan olur. Sürekli kan yapar ve gönderir takviye. Şimdi mesela kickboks, boks yapanların karaciğerine bir yumruk yerse ne olur vatandaş? Saniyede nakavt olur. Neden? Saniyelik kan akışı durursa bu arabada 100 kilometre giden bir arabada aniden istop edersin ne olur? Şey, gaz gitmezse, gaz ayağın gazdan çektik istop eder veyahut da bunun gibi. Karaciğeri bir yumruk edilmesi nakavt olur. O vatandaş gitti. Boks, kickboks ne olursa olsun kalkamaz ayağa. Şimdi karaciğer sürekli kan yapıyor. Nereden geliyor bu vitamin, mineral, enzim karaciğere? Bağırsaktan geliyor. Bir insanın bağırsağı 350 metre kare. Ama bağırsaklarında faydalı bakteri azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa, bağırsaklar böyle zift gibi, halın üstüne zift dökülür gibi mantar yerleşmişse ne olur? Vitamin, mineral, enzim gelmez. Beslenemeyen saç kökleri yavaş yavaş saçlar dökülür. Saçlar dökülmeye başlar. Ve de vatandaş yavaş yavaş kellik denen bir problem ortaya çıkar. Yani çözümü nedir? İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bütün damarları açar. Kalp damarlarını, beyin damarlarını, saç dibindeki, saç kökündeki, kulaktaki, burundaki, bütün organları temizler, arıtır. Temizleyici. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Hangi organda, nerede yağlanma, daralma, damarlarda sertleşme olmuşsa olsun fark etmez, temizler, arıtır. Kullandırım. Bu içeriden bir tedavi yöntemi aslında. Peki dışarıdan herhangi bir uygulama söz konusu olabilir mi? Olmaz. Şimdi günümüzde şampuanların içerisinde zaten tehlikedir şampuanlar. Sodyum lauril sülfat, SLS. Çocuklar kullanırsa gözlerinin gelişimini engelliyor. Şampuanla, çocuklara şampuanla değil sabunla yıkamak gerekir bebekleri. Yani sodyum lauril sülfat. İçermeyen şampuan yok. Sıvı sabunlar tehlikeli. Sodyum lauril sülfat içerir. Tehlikeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sürü araştırma var. Deterjanlar, mutfakta kullanılan
Hepsi sodyum, navrul, sülfat içerir. Ben ofise gittim, dedim ki arkadaşlara, sabun kullanacağız. Arap sabunu mutfakta, banyoda da normal sabun. Mutfakta Arap sabunu, banyoda da normal sabun. Deterjan istemiyorum. Neden? Sürekli ellerinde bir şeyler oraya sürüyorlar, buraya sürüyorlar. Ya çevreyi yayılıyor bu toksik madde. Zehirliyorsun, kendini zehirliyorsun. Mesela mobilyaları silmek için kullanan krezol vesaire yavaş yavaş kanseri tetikliyor. Ne oluyor? Kullanmış olduğunuz bütün deterjanlarda hijyen maddesi olarak kullanılan her şeyde sodyum lavrül sülfat, SLS var. Ve bu çok çok tehlikeli. Buna göz yumuluyor. Avrupa'da, Amerika'da ev hanımları artık sodyum lavrül sülfat içeren bir şey kullanmıyor. Yavaş yavaş doğala döndüler. Biz de zaten doğaldı. Biz uyduk Avrupa'ya. Hatta birçok Alman firmasının Türkiye'de Avrupa'da yasak olan toksik madde içeren maddeler Türkiye'de üretiliyor. Yani neyse. Fazla da girmeyeyim o konuda. Yasaklandıysa bilindiği vardır değil mi? Ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyelim. Tamam neyse geçelim bu konuyu biz o zaman. Kadınlarda menopoz diyelim hocam. Evet kadınlarda menopoz neden için? Şimdi kist varsa, miyom varsa, kist veya miyom, saçak şeklinde soğan düşünün. Soğanın yan kökleri var. İnce, kıl gibi ince kökleri. Sarımsağın böyle kist ve miyomun da saçak şeklinde yan kökleri var. Çevre dokudan ve organdan besleniyor bu. Bu kökleri sökmeden miyomu kisti eritemezsiniz. Ameliyatla alırsınız yine çıkar. Miyom ve kist orada öyle durmuyor. Bir de toksik madde üretir bu miyom ve kist. Erken menopoza sebep olur. Kısırlığa sebep olur. Kısaca değinelim hocam. Vaktimiz kalmadı. Nedir çözümü? Yani çözümü ne önerebiliriz? Latincesi cimucu fugara camoza. Türkçesi kara yılan kökü. Ama kara yılan kökü deyince vatandaş aa kötüymüş diyor. Kara yılan. Biz buna ne diyoruz? Kadın otu. Menopoza giren bayanlar kullandığı zaman biz çok güzel bir formül geliştirdik. Kadın otu kökü ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, melisa ekstraktı, hayt ekstraktı gibi erken menopoza giren bayanlar kullandığı zaman relax, rahatlar, gerilmez, strese girmez, evet. Hiçbir problem yaşamaz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyenler bu akşam da vaktimizin sonuna geldik. Mutlu bir akşam geçirmeniz ve mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın, iyi akşamlar.